Şöyle iyi ki doğdun. İyi ki var. Aa, bir parti mi yapacaksınız? Nerede? Ha, kafede. Hadi anladım. Siz gidin ya. Ben gelmeyeyim. Bizim bu aralar para durumları sıkışık biraz. Tamam. Tamam, iyi eğlenceler size. Tekrar doğum günün kutlu olsun. Görüşürüz. Bay bay. Ne haber? İyiyim Çağatay abi, sen nasılsın? Hayırdır, parti falan mı var? Bir arkadaşımın partisi vardı da gitmeyeceğim. Niye? Gitmesem daha iyi. Şimdi para harcayacağım falan. Gerek Git yok. git. Para işi hallederim ben. Yok Çağatay, vallahi gitmesem de olur. Ya git! Yok, gitmeyeyim. O zaman çağır buraya, burada yapın parti. Yengem hayatta izin Ya vermez. yengen Ayvalık'a gidiyor, ruhu duymaz. Çağırın, çağır, partileyin burada. Gerçekten. Tabii kızım, biz de genç olduk. Çağatay, seni çok seviyorum. Yengeciğim bak, ne olur git. Hem ben yalnız kalmayacağım ki. Çağatay abi var, Ameli var, Gülden abla var. Tamam, kimse senden daha iyi bakamaz bana. Tamam. Yani. Ama hepsi senin tedris altından geçti. Hem sen gelene kadar ben bir şekilde idare ederim zaten. Benim etim ne, budum ne? Yani o kadar da zor olmamalı bir Sunay'a bakmak, değil Ay, ay yerim ben o Sunay'ı. Tamam. Tamam, gidiyorum ama aklım sende ha. Kalmasın yengecim aklın. Ben zaten ders çalışacağım evde. İdare ederim bir şekilde birkaç gün. Bir de 3 gün gidiyorsun yengecim. Biraz abartmıyor musun? Ya çocuğum, mesela 3 günü 5 günü değil ki, ayrı kalmak değil ki mesela. Hayır, bir şeye ihtiyacın olur diye diyorum ben. Yok, bir şeye ihtiyacım olursa da hallederim artık. Kocaman bir kız oldum ben yenge. Tamam canım benim. Heh. Tamam. Tamam. Mutfakta, dolaptaki hani dün yaptım ya yemekler. Evet. Onlar yensin. Tamam. Tamam mı? Önce tamam. Onlar yensin. Ne bizim evin kuralı? Dolaba ilk giren ilk çıkar. Bravo. Bravo. Çok güzel. Tamam. Hadi bakalım. Ben taşıyayım. Hadi, geç. Kaçtı. Kaçıyor zaten. Tamam be bu da. Tamam. O var gibi değil mi? Estağfurullah. Hadi bakalım. Bir de nevresimleri ben yıkadım ama ütüledim, sermedim. Sen onları güzel güzel ser, temiz yat. Tamam mı canım benim? Tamam yengecim, tamam. Çünkü şey olur. O bir daha ben gelene kadar onları öyle öyle olmaz yani. Çok haklısın. Silkelemezsin de sen. Bak biliyorum. Silkelerim. Tamam mı? Tamam yengeciğim. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Bir de şey. Bu üstün başın bak böyle açık açık. O montunu falan giydin de böyle sıkı sıkı kapa. Tamam. Çünkü hava serinle de Allah muhafaza hasta olursun. Sınav üstü. Allah korusun. Evet. Tamam mı? Tamam yengeciğim. Hadi tamam. Gel. Hadi. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi yolun açık olsun. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi. Görüşürüz yengeciğim. Hadi yolun açık olsun. Sunay. Yemekler azalmış. Yediniz mi? Ha, evet, hepsinden az az yedik. Ama akşama bir şey kalmazsa yaparız bir şeyler. Tamam. Ben şunları toplayayım. Çok dağılmış. Yok, zahmet etme. Biz hallederiz. Keşke tamamen yalnız olsaydık. Ya, Ameli mi? Ay, çok tatlıdır o ya. Siz rahat olun. Bir şey yok. Ya zaten katılır bize sonra. Gülden'cim. Ay iyi oldu, karşılaştık. Evet, iyi oldu, evet. Ay, dinlen acık, dinlen. Ay ama çok iyi oldu. Zahmet verdim sana da. Ay olur mu anneciğim de, sen niye geri döndün? Ya işte otogardan bir arayasım tuttu Fehmi. Ondan sonra dedi ki o da, kızın sınavı varsa gelme dedi. Zaten benim de içime sinmiyordu şimdi, ne yalan söyleyeyim. Ben de döndüm geri. Anneciğim, Suna koskocaman kız. Sen niye planını bozuyorsun ki? Ya şimdi orası öyle de, emanet çocuk, ya sınavı falan var. Hani şimdi önemli bir dönemde şimdi bir şey olur, sınavdan kalır. Ondan sonra ben kendimi suçlarım. Canım benim, ben kendim biliyorum. Ayrıca Ayvalık kaçmıyor ki. Fehmi'nin de keyfi yerinde. Dedik ki oraya, bir araya şey yaparız dedik. Özlemiştim ama Fehmi babayı da. Ben de çok özledim, ben de çok özledim ama acık taşıyayım mı onu? Hayır. Ben? Gülden çok oldu. Asla. Zaten az kaldı. Hadi anne. Allah aşkına. Ali'ciğim, hadi gel sen bize yardım et. Canım tabii. Rukiye teyze. Ay, nasılsın? İyiyim, sağ olun. Siz? Biz de. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, hoş bulduk. Ara, bak öyle taşıma. Dikkat et, aman dikkat et. kimse anlatmayacak mı acaba bana burada tam olarak ne oluyor? Şule'nin
Parti var, doğum günüsü. Doğum günüsü? Ay ne kadar güzel. Ne doğum günüsü çocuğum, siz sınava hazırlanmıyor musunuz? Hazırlanıyoruz yenge, hazırlanıyorduk da zaten. Şimdi Şule'nin doğum günü var diye bir ara verdik, dans edelim diye. Sonra geri dönecektik derse ya. Ben de yarı yoldan geri döndüm. Ben hatırladım ama biliyor musun? Üniversitedeyken ben de öğrencilik zamanlarına, sınavlara böyle hazırlanırdım anneciğim. Neden biliyor musun? Yani böyle çok çalış ama insanın beyni almıyor. Arada böyle bir dans ediyoruz, müzik dinliyoruz, rahatlıyoruz. Ama çalışmaya devam edeceğiz değil mi? Tabii tabii, şimdi döneceğiz şimdi zaten derse biz de. Döndüm. Yarı yoldan geri döndüm. Dedim ki sınavı var kızın dedim. İçime sinmedi. Döndüm geldim ben de yarı yolda. Ama ben dedim yengeciğim sana, ben başımın çaresine bakarım diye, sen dön geri istersen bak. Bu saatten sonra hiç gerek yok. Neyse ben şu valizi boşaltayım, siz de bittiyse molanız. Hadi artık devam edin ders çalışmaya çocuğum benim. Hadi sınav varmış hadi. Suna, doğum gününde ders çalışmayacağız değil mi? İdare edin ya birazdan. Suna, sana inanmıyorum ya. Annemi tatile diye gönderip evde parti mi veriyorsun? Ya Çağatay abi öyle söyledi. Evde yapın dedi. Daha az para harcarsınız dedi. Ben de öyle düşündüm, öyle yaptım. Çok iyi düşünmüşsün, çok iyi düşünmüşsün. Peki anneme sormak aklına geldi mi bir tane? Ya ne bileyim, izin vermez diye düşündüm Gülden abla. Ders çalışmak zorunda kaldığıma inanamıyorum Suna. Ben nereden bileyim yengemin bu kadar erken döneceğini? E bize kesin yok dedin. Evet, bilsek başka evde yapardık partiyi. Ay tamam ama üstüme gelmeyin o kadar. Ben de böyle olmasını istemezdim zaten. Biraz daha sabredin, çıkarız zaten. Ne güzel eğleniyorduk ya. Burada dans edeceğimize büyükbaş hayvanların iç hastalıklarını çalışıyoruz. Çaylar da geldi. Haydi bakalım. Hah, al canım be. Güzel güzel kurabiyeyle. Ay, sağ ol yengeciğim. Afiyet olsun. Hadi bakalım Allah sizinle çıktığı versin. Sınavda da muvaffak yeter. Hadi güzel güzel çalış. Hadi. Ben dayanamayacağım artık. Ben de. Hadi çıkalım o zaman. Sen de gelebiliyorsan gelirsin arkamızdan. Hadi bize müsaade. Ben gelmeyeyim ya. Zaten yeterince eğlendik. Malum sınavlar da var. Yengem de yolundan döndü benim için. Siz gidin. Oldu o zaman. Kendinize müsaade. Görüşürüz. Görüşürüz. Kusura bakmayın. Aa kızlar, gidiyor musunuz? Evet, bize müsaade artık. Ay canım benim. Tamam, gene gelin. Yine gelin ders çalışmaya. Bak burası sizin de eviniz, Suna'nın evi olduğu kadar, tamam mı? Tabii. Tamam. Sağ olun her şey için. Ne demek, ne demek canım benim. Olacak, olacak. Hadi bakalım, yine bekleriz, yine bekleriz canım benim. İyi ki doğdun tekrar. Teşekkürler. Ay kuzum benim. Sen de gideydin keşke arkadaşlarınla. İstemedin mi? Bir hava alırdın, iyi gelirdi be kuzum. Yok yenge, ben ders çalışayım şimdi. Sen de benim için dönmüşsün. Ben seni yalnız bırakır mıyım? Sultanım benim, canım benim. Ya! Öyle mi? Görüşürüz. Hadi canım, hadi bekleriz tekrar. Ay pek tatlı kaldım ben. Oh, yengemle kaldım ben. Oh! Öyle mi diyorsun? Oh be! Oh be! Tamam o zaman, tamam. O zaman ne yapsam acaba böyle bir... Hiçbir şey. Öyle mi? Hı hı. Tamam. Ev kahve yapayım o zaman. İyi hadi. Tamam. Canım benim.